9 Ağustos Çarşamba Yeni Şafak yazarı Tamer Korkmaz yazısı Bunların iyi hal kağıdı yok. CHP Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın 15 Temmuz'daki 250 kişinin katili devlettir diye konuştu. Bu sözleriyle FETÖ'yü aklamaya yeltendi. 15 Temmuz gecesi aziz milletimizin yiğit evlatlarını hunharca katleden, devlet kurumlarını bombalayan ve Türkiye'yi işgal etmek isteyen darbecilere koltuk çıktı. Bitmedi. FETÖ'nün borazanı Akaydın dün bir açıklama daha yaparak sözlerimin arkasındayım. 15 Temmuz'un tiyatro tarafı vardır dedi. Haydut Devlet ABD'nin Pensilvanya'da pamuklara sardığı darbe girişiminin bir numarası Fetullah Gülen, 1 Ağustos 2016'da CNN International'a beyanat vermiş, 15 Temmuz'daki darbe için tiyatro demişti. Yani CHP'li Akaydın Loje Efendisi'nin yolundan gidiyor. Mr. Akaydın'ın iş bu sözleri vatana ihanet söylemidir. Mustafa Akaydın yakın geçmişte Antalya'da, Antalya'nın Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı. 30 Mart 2014 tarihinde Antalya'da seçimi kaybettiğinde ne yaptığını ise çoktan unuttuk. Öyleyse Akit Gazetesi'nin 3 Nisan 2014 tarihindeki imhaya suçüstü manşetini arşivimizden çıkaralım. Antalya'da seçimi kaybeden CHP'li Mustafa Akaydın, belediyeye ait iç denetim, imar ve bütçeyle ilgili evrakları yaktırırken suçüstü oldu. Yakılan resmi evraklar usulsüzlük ve yolsuzluğun belgeleri miydi? Mustafa Akaydın, belediye başkanlığından önceki dönemde Akdeniz'de, Akdeniz Üniversitesi'nin rektörüydü. Mesela anında zülfikar dövmesi bulunan sakallı bir şahıs, 6 Nisan 2008 tarihinde Akdeniz Üniversitesi'nde ateş ettiğinde provokasyona kalkıştığında Akaydın orada rektörlük görevini sürdürüyordu. Bu sütunda çıkan 4 Ağustos 2017 tarihli Kent Var, Malbora Var başlıklı yazımızda da sözünü ettiğimiz, işte bu ters manyal eğilimi düzenleyen kişinin aradan 3 ay geçtikten sonra Jiten mensubu olduğu kendi beyanıyla ortaya çıkmıştı. O dönemdeki protestolar da taşınan pankartlara da yansıyan ülkeyi yobaz gericiliğe bırakmayacağız repliğinde olduğu gibi ağızlara layık bir işlev gören psikolojik harekat çoktan amacına ulaşmıştı oysa. Diğer yandan da faşist saldırı diyerek MHP'yi hedef almışlardı. Devlet Bahçeli o provokatör kime çalışıyor bulunsun diyerek isametli bir çıkış yapmıştı. Akdeniz Üniversitesi'ndeki sol görüşlü öğrencilere ateş eden malum şahsın üniversitedeki 80 güvenlik görevlisine takılmadan nasıl olup da kampüse girdiyse bir türlü anlaşılamamıştı. İşbirlikçi Kılıçdaroğlu Akaydın'ın genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mütemadiyen kontrollü darbe diye konuşarak FETÖ'yü darbeden sıyırmaya çabalıyor. CHP'nin sözcüleri de benzer açıklamalarla FETÖ'yü himaye ediyorlar. Alayı hususi vazifeledir. Mevzu bahis konuşmalar psikolojik kalbin bir parçası olarak yapılıyor. Darbeci ortaklarını kurtarmak istiyorlar. Bunlar aradan geçen bir yıldan biraz daha fazla bir süredir FETÖ'yü ve onun katil darbecilerini güya mağdur olmuşlar gibi göstermeye yelteniyorlar. Darbe kalkışmasının başarısızlığa uğramasından dolayı en başta Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere CHP yönetimi devasa bir hayal kırıklığına uğramıştır. Kemal Kılıçdaroğlu 15 Temmuz'daki FETÖ darbe girişiminin arka plandaki derin patronu ABD'ye ve dahi NATO'ya tek kelime dahi söyleyememiştir. Onlara zerrece itiraz edememiştir. Kendisinden Türkiye'nin milli menfaatleri doğrultusunda bir cümle dahi duyabilen var mı? Bağımsız Müslüman Türkiye'yi hangi hangi batılı devletler hedef alıyorsa Kılıçdaroğlu bütün hücreleriyle istisnasız o devletlerin safındadır. CHP'nin genel başkanı batı cephesindeki devletlerle amaç birliği içerisindedir. Onlarla aynı yolun yolcusudur. Avrupa Birliği'nin, Almanya'nın, ABD'nin, İsrail'in işbirlikçisi olan bir CHP genel başkanından söz ediyoruz. Alman medyasına Türkiye'de kimsenin can ve mal güvenliği yok diye konuşarak, bühtanda bulunan ve böylece düşmanca bir tavır sergileyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun iyi hal kağıdı yoktur.